Küçük kararlarla hayatında büyük farklar yaratabilir misin? Hem de nasıl? Bugün sana 3 düşünce modeli öğreteceğim ve beni dinledikten sonra bildiğini sandığın basit şeylerin nasıl değişeceğini göreceksin. 1. Tutkunu kandır. Bazı öğrenciler vardır, hiçbir yönlendirmeye, hiçbir rehberliğe gerek kalmadan kendi içlerinde, kendilerinin bile tanımlayamayacağı bir çalışma arzusu vardır. İşte buna tutku denir. Eğer bir şey sizin için tutkuysa, ertelemek, üşenmek, tembellik diye bir şey bilmezsiniz. Peki ya değilse? Muhtemelen daha önce hiçbir yerde duymadığın, görmediğin bir bilgi vereceğim sana. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kendi yöntemim. Lütfen çok dikkatli dinle. Her şeyi tabii ki sevmek, ona tutku duymak zorunda değilsiniz. Ama başarılı olmak için orada bir tutku olmak zorunda. Onsuz her iş ya başarısız olur ya da eh işte olur. Peki ne yapacağız? Eğer bir şeye tutku duymuyorsanız ona çalışma biçiminizi tutku haline getirebilirsiniz. Tembellik ettiğin dersi sevmeye çalışmayı boş ver. Her denemede bir önceki denemedeki netlerini geçmeye çalışmayı tutku haline getir. Defterini çizdiğin bugün kaç soru çözdüm grafiğini çözmeyi tutku haline getirebilirsin. Evdekilere ya bizim çocuk, bizim kız eskiden böyle değildi, baksanıza nasıl değişti, nasıl çalışıyor dedirtmeyi tutku haline getirebilirsin. Senin gidişatına alışmış öğretmeni şaşırtmayı, arkadaşlarını ters köşe yapmayı tutku haline getirebilirsin. Her gün, her sabah kendine koyduğun hedefleri başarılı şekilde tamamlamayı kendine tutku haline getirebilirsin. Bu verdiğim örnekler gibi eğer o dersi sevmiyorsan sevmeye çalışmayı boş ver. Ona çalışma biçimini tutku haline getirmeye çalış. Herkes kendi tutkusunu kendisi üretebilir. Eğer bir şeyi tutkuya çeviremiyorsak biz de ona çalışma biçimimizi tutkuya çeviririz. 2. Maviyi sevmek zorunda değilsin. Şimdi sana ertelemenin matematiğini anlatacağım. Eğer bu matematiği anlayabilirsen hayatın boyunca artık bu konuyla ilgili bir problem yaşamazsın. Bizler bir işi ertelemeyiz. O işi yaparken ki negatif duygularımızı erteleriz. Negatif hisleri ertelediğimiz için de bundan haz alırız ve kendimizi iyi hissederiz. Birkaç seferden sonra da buna alıştıktan sonra artık kendimizi kötü hissedebileceğimiz bütün işleri ertelemeye başlayan bir insana dönüşürüz. Bu önce bir alışkanlığa, sonra da yaşamayı ertelemiş bir hayata dönüşür. Her şeyden keyif almak zorunda değilsin. Bir rengi sevmeni benzetelim bu olayı. Mesela maviyi sevmiyorsun ama bir tablo yapıyorsun. Tabloda, o yaptığın resimde denize denk gelince maviyi sevmiyorsun diye o denizi boyamayacak mısın? Maviyi kullanırken kendini kötü hissetsen de neticede o denizin maviye boyanması gerekiyor. Bazen hayat böyledir arkadaşlar. Sevmediğin şeyleri de, haz almadığın şeyleri de yapman gerekiyor. Kocaman bir eser üretmişsin, harika bir tablon var ama sırf maviyi sevmiyorsun diye ortasında kocaman bir boşluk. Sonra da maviden haz almıyorsun diye boyamadığın o deniz bir ömür yakını bırakmaz, hep başına bela olur. Çünkü insan bugün erinip üşenip yapmadığı şeylerin bedelini yarın çok daha büyük öder. 3. Cepheye gezmeye gidilmez. Bazı insanlar az çalışır ama çok başarılı olur. Bazı insanlar çok çalışmasına rağmen aynı başarıyı elde edemeyebilir. 2 hafta önce size bir formülden bahsetmiştim. Başarı eşittir çalışmaya ayırdığın süre ve verimliliğin. Çalışmaya ayırdığın süre dönem dönem değişebilir. Her zaman keyfin olmayabilir, her zaman istemeyebilirsin. Bu çok normal ve insani ama her dersin başına oturduğunda çalışma verimliliğini yüksek tutarsan, konsantrasyonunu yüksek tutarsan her zaman belli bir başarının üzerinde olursun. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Çok çalışmak değil, akıllı çalışmak. Seni masaya bir sebep oturttu ve o sebep dışında hiçbir şeyle ilgilenme. Konsantrasyonun dağılmasına hiçbir şekilde müsaade etme. Burada sadece dış etmenlerden bahsetmiyorum. Bazen çalışmaya başlıyoruz, eyvallah çalışmadan kopmuyoruz. Ama öğrenmemiz gereken çok net bilgiler varken bir sürü şey okuyup bir sürü bilginin arasında kafanı karıştırabiliyorsun. Masaya oturduğunda oraya ne için oturduğunu unutma. Alman gereken bilgileri al, çözmen gereken soruları çöz. Bu çalışma prensibini eğer hayatının merkezine oturtabilirsen yaşamın boyunca hem çalışma sürelerin azalmaya başlar hem de oradan aldığın verimlilik artmaya başlar. Bu odaklanma prensibini unutmamak için şöyle canlandırabilirsiniz. Askersin. Cephedesin, her yerden kurşunlar yağıyor, her yerden bombalar yağıyor. Dışarıdan seni çağıran çok fazla etmen var ve sen orada savaşmaya çalışıyorsun. Ama eğer odağını kaybedersen etrafı izleyen, ya ne var ne yok ya öyle bir bakayım diyen bir asker pozisyonuna düşersin. Aynı cephedeki gibi dersin başına oturduğunda da ne yapman gerekiyorsa onu yap. Hangi bilgiyi alman gerekiyorsa acilen konsantre şekilde ona odaklanmaya çalış. Akıllı çalışmak insana özgürlük alanı verir.
kendine ayırabileceğin vakitler yakalamış olursun. Hayatın boyunca her çalışacağın anda odaklanacağın şey bu olsun. Çok çalışmak değil, akıllı çalışmak. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kısa ama bence özel bir video oldu. Her maddede çok farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalıştık olaylara. Faydalı olmuştur umarım. Ben her videomu büyük bir heyecanla çekiyorum. Fikirlerimi anlatırken bazen heyecanlanıyorum. Kalkıp şöyle bir odanın içinde tur atmam gerekiyor. Bu her zaman da böyle devam edecek arkadaşlar. Heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Her zaman odaklanacağımız şey öğrenmek, değişmek, gelişmek. Olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenmek olacak. Burası bir bilgi kanalı değil. Bilgi gibi gözüken sunumlarımın tamamında bir arayış, bir farkındalık var. Biz çok ciddi bir projeye başladık arkadaşlar. Bu yoğun ve zorlu macerada sizin istediğim tek şey buralarda olmanız. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi, dualarınızı bizle paylaşmanız. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yalnız bu mavi örneği çok fena yani. Çok fena, ben bir yürümem lazım. Right by my side, like